Merhaba Serbestiyet izleyicileri, takipçileri. Bugün Avrupa'yı konuşacağız. Avrupa Parlamentosu seçimleri oldu ve hem Avrupa kamuoyunda hem de Türkiye'de seçim sonuçları tartışılmaya başlandı. Konuğumuz kim? Konuğumuz Sinan Baykent. Kendisinin çalışma alanları ulusalcılık, milli kimlikler, Avrupa, Balkanlar ve kıta Avrupası geneli. Kendisi şu an Cenevre Üniversitesi'nde doktorasını sürdürüyor. Hoş geldiniz Sinan Hocam. Hoş bulduk, hoş bulduk. Teşekkürler. Son seçimleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Seçim sonuçları sürpriz oldu mu Avrupa kamuoyu açısından? Ben sürpriz olduğunu düşünmüyorum, tahmin etmiyorum. Çünkü yani konuya eğilenlerin en azından bir fikir edinebildikleri bir ön süreç yaşandı, bir kampanya süreci yaşandı. Ve burada ulusal sağ muhitin, partilerin, oluşumların çok ciddi bir başarı elde edeceği 3 aşağı 5 yukarı belliydi. Belli olmayan veya şaşırtıcı gelen şu olabilir, bazı ülkelerde fark çok açıldı. Yani o farkın o kadar açılacağını belki düşünmüyordu insanlar. Ben de bu kadar açılacağını düşünmüyordum açıkçası. Fransa örneği çok çarpıcı mesela. Yani en yakın rakibine 15 Evet. puanın üstünde bir fark atan bir ulusal birlik örneği var. Ve nitekim Fransa onun bu sonucun akabinde erken seçime gitme kararı aldı Cumhurbaşkanı Macron eliyle. Belçika'da çok ciddi yankılanmalar oldu. Ben açıkçası Almanya'da da bir aksiyon alınacağını hükümet düzeyinde bekliyordum, beklerdim ama şimdilik görebildiğim kadarıyla öyle bir gelişme yok. Halbuki en büyük yenilgiyi, en ağır yenilgiyi mevcut Alman hükümeti aldı. Ama bunun tabii Avrupa Parlamentosu seçimleri olduğu unutulmamalı. Yani Avrupa Parlamentosu seçimleri, hani nasıl bizde derler ya, yani bu bir yerel seçim, yerel seçimin ayrı dinamikleri vardır vesaire, mantığı ayrıdır. Avrupa Parlamentosu seçimlerinin de biraz öyledir. Ama bu elbette burada oluşan aritmetiğin, bilhassa da ulusal sağlar lehine oluşan aritmetiğin hiç kuşkusuz hem ulusal hükümetler ve bağlamlar özelinde hem de Brüksel nezdinde, özelinde bir takım izdüşümleri, somut izdüşümleri olacağı muhakkak. Şöyle yorumlar da yapılıyor. Yani aşırı sağın yükselişi Ukrayna savaşıyla da bağlantılandırılıyor. Göçmen krizi tabii ki önde gelen bir yani sağın yükselişinde önde gelen bir unsur olduğu söyleniyor. Siz ne dersiniz? Yani aşırı sağın bu denli büyük bir başarı elde etmesinin temelinde ne yatıyor Avrupa sosyolojisinde? Şimdi bunun tabii birçok etkeni var. Yani burada sadece sırf şu sebepten demek imkansız ama birkaçını sıralayabiliriz tabii ki. Birincisi, hiç kuşkusuz yasa dışı ve kitlesel göçün yarattığı bir takım sosyolojik, kültürel rahatsızlıklar. Oradaki yerli toplum nezdinde diyelim. İkincisi, Brüksel'in Avrupa uluslarının ulusal egemenlik pratiğini çiğnemesi, birçok yerde inatla çiğnemesi. Üçüncüsü, pandemi sonrası yükselen enflasyon, düşen alım gücü, bu da bir etken. İklim yasalarının Brüksel bürokrasisi eliyle dayatılması meselesi çok ciddi bir rahatsızlık yarattı. Yani bana sorarsanız en önemli etkenlerden birisi bu. Çünkü bunun biz tezahürlerini aynı zamanda Ocak ayında çiftçi eylemleriyle gördük. Bütün Avrupa'yı kasıp kavuran traktörleriyle şehirlerin ana arterlerine ilerleyen, buraları işgal eden çiftçiler ve
bunların talepleri ve bunların taleplerinin ulusal sağlar tarafından doğru düzlemde siyasallaştırılması bir etken idi. Ve dediğiniz gibi tabii ki Ukrayna Savaşı ve 7 Ekim sonrası yoğunlaşarak artan Siyonist propaganda. Yani bunlar da bir etken. Bu palazlanmanın açıklanması için. Fakat Ukrayna Savaşı özelinde şöyle bir nüans var. Ben ulusal sağlar diyorum çünkü monoblok bir ulusal sağ yok Avrupa'da. Sağ popülistler var, ulusal muhafazakarlar var ve tarihsel milliyetçiler var. Yani üç gruptan bahis açılabilir. Ve sağ popülistlerin biraz daha Rusya'nın Moskova tezlerine yakın olduğunu, yakın durduğunu görüyoruz ve Ukrayna Savaşı'na da bu pencereden yaklaştığını görüyoruz. Mesela Almanya'da AfD, şimdi Fransa'da Le Pen vesaire bunlardan bu örneklerden bazıları. Avusturya daha keza FPÖ, Özgürlük Partisi. Yanlış hatırlamıyorsam Putin yönetiminin bu hareketleri finanse ettiği ya da en azından Evet, destek çıktığına dair de iddialar var. iddiaların ötesinde yani bir sürü somut örnek var ve geçmişte de skandallar yaşandı, ayyuka çıktı bununla ilgili. Öte yandan bir de ulusal muhafazakar damar var ki o biraz daha Amerikan sağının izlerini taşıyor ve biraz daha Washington'a yakın, daha Atlantik, yüzünü Atlantik'e dönen bir tarz var. Ve bu da Ukrayna Savaşı'na bambaşka yaklaşıyor. Yani sağ popülistler Rusya ile diyaloğu sürdürmeli, muhafaza etmeli vesaire derken diğer kanat, ulusal muhafazakar kanat ki Meloni bunların en büyük önemli temsilcisi son derece Ukrayna meselesinde kararlı ve Ukrayna'ya destek olmak noktasında kararlı bir duruş sergiliyor. Fakat tabii bunların haricinde bana kalırsa bir önemli etken de dünyada çalınmaya başlanan savaş tamtamları. Yani dünya bir savaşa gidiyor. Bunu kendimize bazen yediremiyoruz, kabul etmekte zorlanıyoruz bu gidişatı. Bazen inkara sığınıyoruz. Ama yani böyle bir gidişatın olduğu bazı parametrelerce çok açık seçik bana kalırsa ortada. Ve şu da var. Bakın bu parlamento, bu Avrupa Parlamentosu Avrupa'da 2028-2034 bütçesini de oylayacak olan parlamento. Dolayısıyla burada bir refleks de aslında hakim oldu diyelim. Savaşa giden bir dünyada milletler sorarsanız kimle savaşa girmek istersiniz diye çok büyük bir çoğunluğu milliyetçilerle savaşa girmek isterim der. Yani milliyetçi bir blok başımızda bir milliyetçi blokla savaşa girelim der. Bu doğrudur, yanlıştır, iyidir, kötüdür o değer yargılarına girmiyorum. Ama burada bir refleks de var, oluyor. Ve bunun da bir etki sahibi olduğunu ben görüyorum ve düşünüyorum açıkçası. Sebepler bunlar. Ama şöyle toparlayayım. Bu sebeplerin ışığında ulusal sağların başardığı iki çok önemli şey var. Ve bu başarıların üzerine bina edilen bir nasıl diyelim zafer manzarası çıktı meydana. Birincisi Avrupa'daki yerli proletaryanın, yerli emekçi sınıfının, çalışanların ekmek davasını kültürel bir temelde siyasallaştırdı. Ve bunu çok iyi, çok maharetle yaptı. İki de orta sınıfın, Avrupa toplumlarındaki, Avrupa sosyolojisindeki orta sınıfın güvenlik kaygılarını ve yaşam tarzı kaygılarını yine aynı şekilde kültürel bir düzlemde siyasallaştırdı. Ve bu iki dinamiğin harmanı ortaya bugün gördüğümüz makro konsepti çıkardı.
Sebepleri konuştuk. O zaman son olarak sonuçları da sorayım. Malumunuz Balkanlarda son dönemde özellikle Srebrenica soykırımı kararı gündeme gelmişti ve orada Slav milliyetçiliğinin, Slav sağının, işte Sırbistan, Karadağ, Rusya destekli Sırbistan sağının çok yükseldiğini görmüştük. Görüyoruz hatta Balkanlarda. Dolayısıyla bu yükselişin, yani kıta Avrupa'sındaki, özellikle Batı Avrupa'daki bu aşırı sağ yükselişinin Balkanlara, biraz önce mesela Siyonist propagandadan bahsettiniz, Balkanlara, Orta Doğu'ya, özellikle Gazze sorununa etkileri ne olacaktır? Çünkü bunlar aynı zamanda Türkiye dış politikasında kesiştiği alanlar. Evet. Yine Kafkaslar'da bir Ermenistan-Azerbaycan sorunu var. Ve yine özellikle Fransa ve Almanya'nın başta olmak üzere bu sorunla ilgilendiğini biliyoruz. Yine karşımızda bir Afrika var ve Afrika'da Rusya'nın orada çeşitli darbeleri desteklediğini ve Fransa'nın gerilediğini biliyoruz, özellikle Batı Afrika'da. Bu Avrupa'daki aşırı sağın yükselişinin bölgedeki etkileri ne olacaktır sizce? Çok menfi olacak. Çünkü maalesef Batı Balkanlar özelinde tabii söylüyorum. Oradan ilk konuyu açtığımız için büyük sırtçılığın, Sırp şovenizminin maalesef en büyük müttefikleri ulusal sağcılar Avrupa'da. Ve çok ciddi yani kongrelerini vesaire dahi büyük Tabii. toplantılarını Belgrad'da düzenliyorlar. Ve bu anlamda fevkalade Sırp yayılmacılığına teşne olan, hatta onu himayesine alan bir anlayıştan bahsetmek mümkün. Burada iki kaybeden var. Birincisi Arnavutlar, ikincisi de Boşnaklar halinde. Ve bunlar bilhassa Sırp Ortodoks Kilisesi'nin de manevralarıyla Hristiyan versus Müslüman antagonizmasını cisimleştirmek suretiyle Avrupa'daki ulusal sağ kamuoyuna çok iyi pazarlıyor. Ve buradan da ciddi müttefikler devşirdi, devşiriyor ve muhtemelen de devşirecek. Şimdi bu yükselişin bir kere genişleme noktasında, Avrupa Birliği'nin genişleme politikası noktasında ciddi tıkanmalara sebebiyet vereceği çok açık. Hatta genişleme kavramının dahi tedavülden kalkabileceğini düşünüyorum. Burada Batı Balkanlar sorununun çözümünü ve buradaki bölgesel barışı Avrupa Birliği üyeliğinde gören devletler açısından büyük sorun çıkıyor. Çünkü ya bilhassa işte bu Arnavut tezi bizimkilerin tezi budur. Yani işte bölgedeki meseleler barışçıl yöntemde en iyi Avrupa Birliği'ne üyelikle pasifize edilir, çözülür vesaire. Bunun böyle olamayabileceği ihtimali belirdi. Kaldı ki bir de üstüne Amerika'da Trump'ın gelme ihtimali var. Şimdi orada da bambaşka bir faktörler dizisi devreye giriyor ama şunu söylemek istiyorum. Batı Balkanlar'da Avrupa Birliği zaten bence bir oyuncu değil. Ben bunu birçok yerde söyledim, yazdım. Evet çok yani varlık belirten önemli bir kutup doğru ama bizzat müdahil olma noktasında sorunlara ve sorunları çözücü iradeyi ortaya koymak noktasında bir aktör değil. Aktörler Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Rusya, Çin ve Türkiye var. Şimdi burada bu yükselişle birlikte Rusya cesaretlenecektir. Birincisi bu. İkincisi Çin zaten cesur, son derece cesur, atak ve Batı Balkanlardaki atılımı son dönemdeki çok aşikar. Fakat bu aynı zamanda Türkiye'ye de bir alan açacaktır. Onu da söyleyelim. Yani Avrupa Birliği'nin oradaki
etkisinin defakto olarak kırılması, büyük sırtçılık lehine kırılması diyelim ona, orada Türkiye'ye de bir manevra alanı açabilir. Keza Gazze konusu meselesinde, Orta Doğu meselesinde çok ciddi tabii ki bir, yani burada fakat şunu söylemek lazım. Yani Gazze meselesini mesela tarihsel milliyetçiler Avrupa Parlamentosu'nda çoğunlukta olsaydı bu Gazze lehine de olabilirdi. Fakat şimdi baskın çıkan damarlar ulusal muhafazakarlık ve sağ popülizm olunca birisi Rus etkili, birisi daha şey etkili, Amerika etkili ama son kertede ciddi anlamda Siyonist. Yani bunun altını çizmek lazım. İsrail'le sıfır çelişkileri var. İsrail geçtim. İsrail'le Yahudilerin de çok çelişkisi var. Ama İsrail sağıyla, katı Siyonizmiyle çelişkileri çok az. Bunların ikisinin de ve birçok kere oraya ziyaretlerde bulundular, destek ziyaretlerinde bulundular vesaire vesaire. Burada önemli olan şu, böyle bağlayayım. Avrupa ülkeleri önümüzdeki süreçte içe dönük bir kamusal tartışmaya da zorlanacaklar. Bunun emarelerini bu seçimde gördük. Dolayısıyla bir içe dönüş nasıl diyelim hareketi de olacak. Ve bu başka güçler için ki Türkiye de bunların içinde manevra alanı anlamına gelecek. Daha büyük bir kabiliyetle, özgürlükle bu manevralar yapılabilir anlamında söylüyorum. Ve şunu da ifade edeyim, böyle toparlamış olayım. Bugün Avrupa'da demokrasinin hasta olduğu yorumları yapılıyor. İşte demokrasi can çekişiyor, faşizm geliyor falan. Faşizmin geldiği yok ama yani işte adlandırma öyle. Şunu da Avrupa çok da uzak olmayan bir geçmişte tartışacak gibi geliyor bana. Demokrasiye Avrupa'da en çok zarar verenler, demokrasiyi en fazla hastalandıranlar son kertede demokratlar oldu. 1920'lerde ve 1930'larda da böyleydi, bugün de böyle. Ve yakında demokrasi kavramı etrafında da neydi, ne oldu, ne olacak, ne olmalı gibi başlıklarda ben ciddi bir kamusal tartışmanın başlayacağını, tetikleneceğini düşünüyorum. Ve bunlarla epey bir zaman içeride iç gündemle uğraşacak gibi duruyor Avrupa. Çok teşekkürler bizim davetimizi kabul ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim nazik davetiniz için.